Vaziyet planı nedir, ne değildir? Mimari tasarım derslerinde jürilerde istenilenler listesinin başında vaziyet planı gelmektedir. Vaziyet planı, projenizi çevresiyle birlikte görmemizi sağlayan kuş bakışı bir çizimdir. Bu plan, tasarımını yaptığınız yapının çevresinde bulunan yapılarla ve yollarla nasıl bir ilişki kurduğunu gösterir. Projenizi yaptınız ancak bunu karşınızdaki jüriye mümkün olduğunca iyi bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Projenizin nerede ve nasıl olduğunu yalnızca siz biliyorsunuz. Bunu unutmayın. Vaziyet planı çizerken bilmeniz gereken en önemli şey, projenizin içinin gözükeceği bir plan değil, çatısının görüneceği bir çizim hazırlamanız gerektiğidir. Çoğu zaman vaziyet planı istendiğinde jürilerde zemin kat planı getirilebilmektedir. Ancak bu bir vaziyet planı değildir. Buna dikkat edilmesi gerekmektedir. 1. Kuzey oku. Mimari plan çizimlerinizde kuzey oku mutlaka konulması gereken bir elemandır. Bu eleman projeyi anlattığınız kişiye projeye hangi yönden baktığını daha rahat anlamasını sağlayacaktır. Ve binanızın cephelerinin hangi yöne baktığının anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Kuzey oku olmayan bir plan eksik sayılacaktır. Kuzey oku için internetten bulabileceğiniz pek çok görsel bulunmaktadır. Buradan tarzınıza uygun bir tanesini seçip doğru yönü çevirerek çiziminize ekleyebilirsiniz. 2. Kotlar. Projenizin çatısında veya bahçesinde kot farklılıkları olabilir. Bunları vaziyet planında da göstermeniz gerekmektedir. Çatınızın üzerine çatı üst kotu yazılmalı, farklı yükseklikler varsa belirtilmelidir. Binanın oturduğu zeminin kotu da aynı şekilde vaziyet planında gösterilmesi gereken en önemli unsurdur. Kodlarınızı ise bu simgeyle gösterebilirsiniz. 3. Ölçek. Vaziyet planı, projenizin boyutuna ve göstermek istediğiniz detaya göre değişik ölçeklerde çizilebilir. Kent ölçekli projelerde 1 bölü 5000, 1 bölü 2000 gibi ölçekler kullanılırken, proje bazlı vaziyet planlarında 1 bölü 1000, 1 bölü 500 veya 1 bölü 200 gibi ölçeklerde olabilir. Vaziyet planınızı çizdikten sonra çiziminizin altında ölçeğinin ne olduğunu da belirtmeniz gerekmektedir. 4. Çevre binalar ve yollar. Vaziyet planında kendi tasarladığınız binanın dışında çevresinde bulunan yapıların ve yolların da gösterilmesi gerekmektedir. Böylece binanızın içinde bulunduğu bölge daha iyi anlaşılacaktır. 5. Sokak ve cadde isimleri. Tasarımınızın nerede bulunduğunun anlaşılmasına yardımcı olacak bir diğer eleman, çevresinde bulunan yol ve cadde isimlerinin bulunmasıdır. Örneğin projeniz Ortaköy'de bulunuyorsa, Muallim Naci Caddesi, Portakal Yokuşu, Dereboyu Caddesi gibi sokak ve cadde isimlerini yazmanız, projenizin nerede bulunduğunun anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Eğer projeniz bir deniz veya nehir kıyısında bulunuyorsa, bu deniz ve nehir isimlerini de vaziyet planınıza eklemeniz gerekmektedir. 6. Bina sınırları. Vaziyet planınızı çizerken kendi tasarlamış olduğunuz binanızın çevre yapılardan ayrılmasını sağlamalısınız. Bunun için kendi binanızın sınırlarını daha kalın yapabilir ve belirginleşmesini sağlayabilirsiniz. 7. Bina ve otopark girişleri. Binanızın giriş kapısının nerede olduğu, vaziyet planınıza bakıldığında belirgin bir şekilde görünmesi gerekmektedir. Bunun için internetten indireceğiniz okları kullanarak kapının bulunduğu kısımlara yerleştirebilirsiniz. Aynı şekilde otoparkınız bulunuyorsa, bunun da giriş ve çıkış oklarını yerleştirmeniz gerekmektedir. 8. Peyzaj. Vaziyet planında binanız kadar peyzajda büyük önem taşımaktadır. Ağaçlar, yaya yolları, havuzlar, oyun alanları, banklar gibi her türlü kentsel mobilyayı da vaziyet planınızın ölçeği doğrultusunda yerleştirmeniz gerekmektedir. 1 bölü 5000, 1 bölü 2000 gibi ölçeklerde bu tarz mobilyaları göstermeniz çok gerekmese de diğer elemanlar önemlidir. Bu videoda sizlere vaziyet planı çizimlerinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini gösterdim. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olarak ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklayarak destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.